Arkadaşlar merhaba. Nasılsınız? Ben iyiyim. Çok teşekkür ederim. Bugün sizlerle iki tane soru hakkında konuşacağım. Daha sonra o sorulardan devam edecek olan farklı bir bölümden bahsedeceğim başka bir gün. Nedir o iki soru? Ehliyet nasıl alınır? Aynı zamanda araba fiyatları nelerdir? Ehliyet almaktan bahsedeyim. DMV'ye gideceksiniz arkadaşlar ve ben gerçekten sabahın köründe gitmenizi tavsiye ediyorum. İnanılmaz sıralar oluyor. Onun dışında bir elinizde pasaportunuz, bir elinizde I-20 topluyorsunuz ikisini, gidiyorsunuz DMV'ye. Gittiniz, girdiniz içeri, sıra size geldi. Selamünaleyküm, aleykümselam, ben ehliyete başvuracağım diyorsunuz. Ehliyete başvuruyorsunuz. Sınavı isterseniz Türkçe alabilirsiniz. Öyle bir seçeneğiniz var. Çevirisi çok kötü değil. Ben Türkçe aldım. Gayet memnun kaldım. Bence hepiniz Türkçe alın. Rahat edersiniz en azından. Hani İngilizce seviyeniz düşüktür vesaire. Anlamayabilirsiniz bir kelimeyi. Kalmak istemezsiniz. Çünkü 3 tane yanlış hata, yanlış hakkınız var. Yazılı sınavı geçtiniz arkadaşlar. Daha sonra yapmanız gereken sürüş sınavını almak. Bu sürüş sınavında bilmeniz gereken ufak tefek detaylar var. Onları söyleyeceğim şimdi size. El sinyalleri birincisi. 3 tane el sinyalinden oluşuyor. Şu şekilde yaptığınız zaman bu sağ. Şöyle yaptığınız zaman sol. Bu stop arkadaşlar. Bunlar çok büyük kusur bilmezseniz eğer. İkincisi ön camınızın ve arka camınızın buz çözücüleri, buğu çözücüleri. Diğeri ise, ya diğeri çok öyle vav büyük kusur değil ama hatalı kusur da almayın, ne gerek var. Aynaya baktınız, aynaya baktıktan sonra bu şu şekilde omuzunuzun üstünden bakmanız gerekiyor arkaya doğru ki bence çok büyük saçmalık. Ben hiç sevmiyorum o hareketi. Çünkü önünü bu sefer kontrol edemiyorsun. Yani hani baktın döndün vesaire falan. Allah muhafaza, geri sürüş tekniklerinde de var diye biliyorum ben. Eğer yanlış hatırlamıyorsam ama benim mantığım pek almıyor. Onun dışında arkadaşlar araba fiyatları. Fakat araba fiyatlarından daha önce bence anlatılması gereken bir konu var ki o çok önemli. Araba alırken neler yapmanız? Bence ben diyorum ki ben bu konuyu daha bir başka bir zaman konuşayım. Ne dersiniz? Sevdiniz değil mi? Güzel değil mi? Bence de güzel. Tamam. Ondan sonra ben bunu başka bir konuda konuşayım. Ama şimdi araba fiyatlarından bahsedeyim. Arkadaşlar araba almak için 3 seçeneğiniz var. Sahibinden alabilirsiniz. Arabalara notlar bırakabilirsiniz. Yani mesela atıyorum markete gittiniz gördünüz bir tane. Ben kendimden örnek vereyim mesela. Gördünüz bir tane S2000. Hemen bir tane not yazıyorsunuz. Telefon numaranız. Sileceğini bırakıyorsunuz. Adam satmaya karar verirse sizi arar. Ben çok bıraktım o şekilde. Hiçbir tanesi dönmedi ayrı mesele. Dediğim gibi sahibini bulup sahibinden arabayı alabilirsiniz. Diyelim ki sahibini bulamadınız. O zaman ne yapacaksınız? İnternet siteleri var. Onların hepsini aşağıya yazacağım. Cars.com, daha sonra Autotrader.com, CarGurus, ondan sonra Craigslist var. Craigslist'e kesinlikle güvenmeyin. Kesinlikle güvenmeyin. Yani çok büyük şans, çok büyük bir kumar diyeyim size. Hani oradan araba almak. Araba fiyatları mile göre, yıla göre, her şeye göre değişir. Biliyorsunuz Amerika'da kilometre değil, mil kullanılıyor. Bence çok saçma, onu da hiç sevmiyorum. Kilometre kadar güzel bir şey yok. Metrik sistem her zaman daha güzel. Kilo, burada pound kullanılıyor. Yok işte bilmem efendim 400 grammış da şöyle. Et alıyorum kafam karışıyor. Ya ben diyet yapan insanım. Benim atıyorum bir kilo et demem lazım günde. Hadi buyur 400 gram vesaire. Kim onunla uğraşacak onun hesabıyla? Ver bir kilo işte. Ha işte farklı olmak, farklı olmaya bayılıyorlar. Gerçekten Amerikalıların en hani böyle garip özelliği farklı olmak en büyük şevkleri diyeyim yani. Hani kelimeyi bulamadım şu an özür dilerim. Onun dışında arkadaşlar araba almak vesaire çok basit. Fiyatlara geleyim. Ben şimdi mesela örnek yapalım. Araba alırken arkadaşlar kesinlikle bütçenizi 3000 doların altında tutmayın. 1000 dolara da araba alabilirsiniz ama şimdi mesela benim bir arkadaşım araba aldı burada İspanyollardan. Chrysler bir tane araba aldık ona, Cabrio. Fakat çocuk 2500 dolara mı 2300 dolara mı ne aldı arabayı?
Şu ana kadar harcadığı para 1700 dolar falan. İşte yok su pompası değişti, devir daim değişti vesaire. Bunlar mekanik inanılmaz pahalı arkadaşlar. Gerçekten çok büyük paralar. Fakat ben birkaç video önce de söylemiştim. Eğer ki buraya geliyorsanız, belki buraya bir defa geleceksiniz ömrünüzde. Belki hayalinizdeki arabaya o kadar ucuza binmeye bir kere şansınız olacak. Ona binin. Alın arabayı, ona binin. Şimdi AutoTrader'a giriyorum mesela arkadaşlar. AutoTrader.com girdim. Mile göre dediğim gibi değişebiliyor fiyatlar. Ondan sonra yıla göre değişir. Arabanın markasına göre değişir. Mesela benim bir tane Honda Civic'im vardı. Biz onu ben buraya ilk geldiğim zaman babamlar sağ olsun hani Allah razı olsun burada problem yaşamayalım diye gittik sıfır araba aldık. Ondan sonra ben onu verdim. Otomatik viteste çünkü. Hani BMW'yi seçtim yanlışlıkla ya. BMW'yi seçelim. Aramızda çok BMW sever insan var. O arabayı verdim. 20 bin dolar almıştık. Ondan sonra herkes araba alabilir arkadaşlar. Yeter ki cebinizde para olsun. Gidin Honda mesela dealerına deyin ki benim cebimde 20 bin dolar para var. Ay sonunda gidin arkadaşlar. Ay sonunda gitmeniz çok önemli. Çünkü satıcıların belli bir kotası var. Eğer o kotayı dolduramazlarsa siz birazcık istediğiniz fiyata alıyorsunuz. Nakit öderseniz ki zaten nakit ödemek dışında başka bir seçeneğiniz yok. Çünkü social security'niz yok. Şimdi mesela minimum price'ı 3000 dolar olarak belirleyelim arkadaşlar. Maximum price'ı da 10.000 dolar olarak belirleyelim. Buradan bakıyorum şu an. Şu anda BMW 3 serisine bakıyorum arkadaşlar. En düşük fiyattan açacağım. Şimdi bakıyoruz. Evet geliyor. Gel koçum. Evet. Şimdi mesela 2001 model BMW 325 E46. Runs great diyor. Dolu diyor araba. 133 bin milde 4500 dolar. Ha gittiniz. Dediniz ki baktınız arabaya. Çok beğendiniz vesaire. Ne yapacağınızı daha sonraki videoda anlatacağım. Onun dışında çünkü video uzun olduğu zaman arkadaşlar geçiyor. Geçtikleri zaman tekrardan bana gelip aynı soruları soruyorlar. Hani o yüzden istemiyorum öyle olsun. Kimsenin hiçbir bilgi kaçırmasın. Onun dışında arkadaşlar bakıyorum şu an. Mesela 2001 model bir 325 daha var ama bu 86.000 milde 6.200 dolar mesela. Ondan sonra şu an AutoTrader'dan bakıyorum. Farklı farklı sitelerden bakarsanız daha çok araba çıkar karşınıza. Bakıyorum. Şimdi mesela bir tane E36 var karşımda. 95 model 325. 3500 dolar. Yani çok güzel fiyatlara çok güzel arabalar alabilirsiniz arkadaşlar. Çok uygun fiyatlara çok güzel arabalar alabilirsiniz. Dediğim gibi Honda Civic falan çok yaygın eğer seviyorsanız ama burada Type R yok. O ümitle gelmeyin. SI versiyonları var burada. O da güzel. SI de çok güzel. Ben çok beğeniyorum SI'ları. Aradaki fark hani beygir farkı var birazcık. Tabii ki. Araba almak falan bunlar çok basit şeyler arkadaşlar burada. Onları hiç dert etmeyiniz. Yani çok basit. Geldiğiniz zaman hatta eğer ki benim yakınıma falan geliyorsanız ben de sizlerle araba bakarım. Hiç problem değil. Yani ben dediğim gibi bana araba olsun yeter. Onun dışında benim diyeceklerim bu kadar. Sizin soracağınız sorular varsa ben her zaman açığım soru sormanıza. Dediğim gibi lütfen videoları paylaşın. Yayın arkadaşlarınıza. Onun dışında ben ilerleyen günlerde bir video çekeceğim arkadaşlar. Bu Türkiye'yi gerçekten yani insanlara yardım edebileceğimiz bir video. Bunu gerçekten paylaşmanızı çok istiyorum. Lütfen bu çok önemli. Ondan sonra yani bu videonun birazcık çığ gibi yayılması lazım. İnsanlar evlerine bir tane ekmek bile götürse benim için çok büyük bir olay olacak. Yani insanlar pet şişe para kazanabilecekler arkadaşlar. Pet şişe toplayarak para kazanabilecekler. Bu çok önemli bence. Bir insan, bir baba evine bir tane bile ekmek götürse
Çok güzel bir şey bizim için. Yani bu iyiliktir. Bu konuda ben sizden paylaşacağım videoyu gerçekten paylaşmanı, yani herkese yaymanızı istiyorum. Lütfen rica edeceğim bu konuda. Şimdilik benim diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sorularınız olursa lütfen sorun sorularınızı. Çekinmeyin sakın. Onun dışında hepinizin sorularını cevaplayacağım. Fakat bu soru gerçekten çok yoğun bir şekilde geldi. Dolayısıyla yani hani yapacak bir şeyim kalmadı. Hani cevaplamak zorundaydım. Yoksa hani Amerika'ya gelip linç edecekler falan beni. Yok, işin şakası. Hepiniz gerçekten çok sağ olun, var olun hepiniz. Çok teşekkür ederim verdiğiniz destekten dolayı. Gerçekten 2 hafta içerisinde çok büyük yol kat ettik. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiler, saygılar.